ahşap ev hayalimdeki evdi zaten. İnternetten araştırdım. Sizin bir kopya firmanız vardı. Onun üzerinden size ulaştım. Finlandiya'da bu evleri de zaten görmüştüm, ziyaret etmiştim, biliyordum. Sonra da kararımızı verdik. Bu evi yapmaya. İlk görüşme zaten insanlar birbirlerini tanıyor. İnsanların sıcaklığını görüyorsunuz zaten, kararını veriyorsunuz. Yani iki gün önce kalmadı bizim şeyin verdiğimiz siparişi. İlk gün görüştük, el sıkıştık. Peki hayalinizdeki ev oldu mu? Oldu. Yani ufak tefek şeyler var tabii. O günkü şartlar 10-11 yıl öncesine göre gayet güzel. O zamanki düşünceleri, şu anki düşünceler daha farklı olabilir. Yani küçük nüanslarla değişebilir ama gayet şu anda da güzel. Evet. İzolasyondan memnun musunuz? İzolasyon da güzel. Kışın yani daha güzel. Yani bir şömineyle burası çok rahat ısınabiliyor. Bakım kaç defa yaptırdınız buraya 15 senede? İki defa yaptırdım bakım. İlk 4. yılın sonunda bakım yaptırdık. Sonra işlerimizden dolayı gelemedik, gidemedik. Bir de bu sene yaptırdık bakımımızı. İçeriye bir şey yapmadık ama dışarıdaki zımparacıyla onlar yapıldı hepsi. Ben normalde bunu Ankara yapacaktım ama şartlar o gün gerektirdi. Buraya denk geldi. Arsayı burada bulduk. Buraya yaptık. Rahat kalkıyorsunuz tabii burada. Bol oksijen. Bol oksijen, rahat, huzur. Kafamıza göre en güzel bir model belirledik, yaptık. Yüksek tavan, 4 oda. 90 metrekarede gayet güzel oturdu ev. Verandası bir şey. Şu anda olsa 4 oda yapmam, 2 oda yaparım. Bir altta, bir üstte, büyük odalar. Büyük odalar. Ama 4, 3 çocuk var, nasıl olacak? Yani ya zaten yatıyorlar. O kadar mutluyum. Karşılıklı güven, insanların zaten gördüğün zaman bir sıcaklık hissediyorsunuz. Ben memnunum. 11 yıldır Ramiz Bey'le dostumuz devam ediyor. Her saat arayabiliriz. Yani işin haricinde de görüşebiliyoruz. En güzeli bu.